Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Aralık Pazar günü. Ekonomi nasıl çalışır? Ray Dalio, dünyanın en büyük hedge fonu yöneten kişinin yaptığı bir video var. Onu referans göstereceğim ara sıra. İngilizce bilmiyorsanız şuradan bu alt yazıları açabilirsiniz. Türkçe çevirisi otomatik olarak geliyor. Şuradan Türkçeyi seçin. Tüm videoyu izleyebilirsiniz. Ben kesitler göstereceğim. How the economic machine works in 30 minutes. Kısa olarak The anlatacağım economy sizi. works like a simple machine, Ekonomi bir but makine many people olarak don't çalışır understand diyor. it. Bunu What kind of anlamak real world önemlidir is, diyor. and this has led to Çünkü a lot of anlamazsanız tedious sıkıntıları yol academic suffering. açar. I feel a deep sense of responsibility to share my simple but Bilgilerini bizimle practical paylaştığını economic ethic. söylüyor. Though it's unconventional, it has helped me to anticipate and to sidestep Bu common financial modeliyle crises. And it has worked well for me for over 30 ekonomik years. sorunlu Let's dönemlerden begin. kaçınmasını Though the economy sağlamış, might önceden seem görmesini complex, it sağlamış. works in a simple mechanical way. It's made up of a few simple parts Ekonomi and a mekanik lot of şekilde simple çalışır transactions diyor. that a Bunun machine temelinde de only operates on transaksiyonlar, at a yani single alım time. satım işlemleri These var. transactions Bakkala follow giderseniz bir one şey another through alırsınız, para supply chain by verirsiniz. nature. Beyaz There are eşya three main alırsınız, para forces of supply verirsiniz. chain Onun operation. karşılığında malı alırsınız. Number one, productivity growth. Number Bunların two, the üçe short-term business ayırmış. cycle. Biri Number üretim three, the long-term growth büyümesi, cycle. kısa dönemli We'll look at these three forces and ve how uzun layering them on dönemli top of each other creates a good template for tracking economic movements and faizler, figuring out kredi what's happening oranlarını yani. well. Let's start with the simplest part of the economy, transactions. Transaksiyonlarla An başlıyor. economy is Transaksiyon simply yani the sum of işlemlerin en basit transactions that şeyi make it up. nedir? Bir And a alıcı var, transaction bir is a very satıcı simple var. thing. Bunlar You make transactions birbirleriyle all the time. Every time you buy something, you create a alışveriş transaction. içinde olur. Para verir, mal Each alır. transaction Basit bir consists of a şekilde tanımı buyer bu. exchanging money or credit with a seller for Tabii goods, services, bazen de physical kredi alıp assets. örneğin beyaz eşyayı Credit öderseniz, spends kredi just like kartıyla money. ödersiniz. So adding together the money spent and the amount of credit spent, you could call Para it ve total kredinin spending. toplamı sizin toplam The harcamanızı total amount gösterir. of spending drives the economy. If you Toplam divide the harcama her amount spent insanın by toplam the quantity harcaması genel sold, you ekonomiyi get the price. belirler. And that's Bunu it. toplam That's a miktara transaction. bölerseniz It's the building block of the ekonominin economic machine. toplam harcamasını All cycles görürsünüz and all diyor. forces in an economy are driven by transactions. So if Ekonomideki we can bütün understand işlemler transactions, alışverişli we can oluyor. understand the Örneğin whole economy. bunlardan biri One market yavaşlarsa, consists of all the buyers örneğin and all biri the parasını sellers making ödeyemezse, transactions for the bu same thing. şekilde krediler For çok example, gelirse, there is a iflas lead ederse, market, bütün a buyer ekonomiyi market, a etkiler bu. stock market, and markets for millions of things. Birçok bunun An gibi economy consists of all of the transactions in all of its markets. her If yani you bir add sürü up ekonominin all spending bölümleri var and böyle. all Örneğin the parties demir var, selling and su buying all var, of the markets, beyaz eşya var, if you dolar want to var, really understand the bulgur, economy, şeker, it's just that simple. kimyasallar, kakao. People, businesses, banks and Bunun gibi governments herkes all birbiri engage in arasında kredi transactions ve of what I para just described, kullanarak exchanging alışveriş money and yapmakta. credit. Merkez Bankası'nın faiz oranlarına bakacağız. Bu Amerikan Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın faiz oranları 1980'lerde %17'ye kadar çıkmış. Ve 2000 bu alanlar kriz dönemlerini belirtiyor. Şu alanlar. Amerikan krizi tabii tüm dünyayı etkileyen krizler oluyor. Dünyadaki krizler de denebilir bunlara. Örneğin şu bölge 2008'deki kriz. Bundan sonra faizleri azaltmış Merkez Bankası. Amerikan Merkez Bankası, Fed yani. Böylelikle ekonominin büyümesini sağlamış. Şu anda da yani sıfır değerindeymiş neredeyse faizler. Şu anda da 2016'dan sonra da faizler yükselmeye başlıyor. Böylelikle Amerikan Merkez Bankası yani Fed faizleri değiştirerek ekonominin büyümesini yani insanların değişik şekillerde alım satım tercihlerini değiştirebiliyor. Nasıl oluyor bu? Örneğin faizleri yükseltirse bankalar da faizleri yükseltiyor. Böylelikle daha az kredi almış oluyor insanlar. Daha az kredi alınca insanlar kazandığından daha fazla harcayamıyor.
Böylelikle ekonomi daha küçülmüş oluyor. Evet, faizlerle ekonominin genel gidişiyle ilgili bu biraz karışık video oldu. Anlatacağım bu kadar ama Ray Dalio'nun videosunu kendi sitesinden de görebilirsiniz. Bridgewater Hedge Fonu'nun yöneticisi Ray Dalio. Burada kitapları ve eğitim konuları bedava. YouTube'da da var. Bayağı kişi izlemiş bunları. Buradan bakabilirsiniz. Örneğin diyor Amerika'da kısa dönemli faiz oranları 1940'larda sıfıra gelmiş diyor. Ve 2008'de de aynı duruma geldi diyor. Aslında bir Ray Dalio'nun söylediği şey şu anki ekonomik durum ortalama 1940'lardaki durumu gösteriyor ve 2019'da bir krizin olması ya da kısa dönemde bir krizin olması 1-2 sene içinde muhtemel olarak görüyor. Bu tabii Türkiye'yi de kötü şekilde etkiler böyle bir kriz. Çünkü bu Amerika'da olan bir kriz, dünyaya da yayılacak bir kriz şeklinde görünmekte. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay.